TR724 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Fox Haber'de Rüzgar Dindi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Fatih Portakal emekliliğini istemiş. Ahmet Hakan bunu duyururken diyor ki, alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi. Türkiye'deki Fox ve CNN, Amerika'daki orijinallerine göre hayli ters konumlanmış haldeler. Orada Fox Trump'ın favori kanalı iken CNN Beyaz Saray'a kök söktürüyor. Türkiye'de durum farklı. CNN saray yörüngesinde dönerken Fox Erdoğan'ın canını sıkan bir kanaldı. Hoş Fox bir haber kanalı değil. Ülkenin %95 medyasını doğrudan kontrol eden Erdoğan'ı huzursuz eden 45 dakikalık ana haber bülteni ve 10 yıldır bunu sunan Fatih Portakal. Ahmet Hakan'ın Fatih Portakal'ın gidişine üzüleceği yok. Rakipsiz olduğu için izleniyordu diye burun kıvırması şaşırtıcı değil. Çok iyi biliyor ki muhalif cephede rakipsizlik ateşten gömlektir. Fox Ana Haber 15 Temmuz'dan bu tarafa 4 senedir yalnız kaldı. Ana haber bültenleri teker teker düştü. Bunu haber kanalları izledi. Ayakta kalan bir avuç kanala da kayyım atanınca Fox Ana Haber muhalif kesimin nefes borusu oldu. Her şeyi verdi mi? Hayır. 15 Temmuz'u sorgulamadı. İnsan hakkı ihlallerine bakmadı. KHK zulmüne kayıtsız kaldı. Kendi gazeteci meslektaşlarının davalarını bile takip etmedi. Elbette arada yaptığı kimi haberler olmuştur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yayın çizgisi muhalif olmakla birlikte sarayı çok da kışkırtmamak üzerine kuruluydu. Zararsız muhalif alanda top çevirdi. Zaten 24 saatlik yayın diliminde hepi topu 45 dakika haber veriyorsunuz. Ne olacak ki? Lakin bu bile saray için çok fazlaydı. Otoriter yönetimler dikensiz gül bahçesi ister. %1 muhalife bile tahammülü yoktur. Alan bırakmamak esastır. Öyle de oldu. Fatih Portakal 19 Haziran'da erken izne çıkarken Eylül'de görüşmek üzere dedi. Eylül'e bir hafta kala emekliliğini istedi. Yerine kimin geldiğinin önemi yok. Fox anca 4 yıl dayanabildi, sonunda ana haber kuşağından vazgeçti. Televizyon dünyası acımasız ve nankördür. Çabuk unutulursunuz. Bir hafta sonra Fatih Portakal'ı kimse konuşmayacak. O da bunu istiyor belli ki. Bir süre kendini unutturacak, suç duyurularına maruz kalmayacak. Büyük geçmiş olsun. Emekliliğini istedi, bırakmak zorunda kaldı. Kurumu daha fazla arkasında duramadı. İki taraf, inanmadıkları açıklamalarla kamuoyunu tatmin edemedi. Saray, yaygın izlenen televizyon aleminde son kaleyi de düşürdü. Fatih Portakal eşiyle birlikte son Instagram pozuna şu notu düşmüş. Kesilmeyen rüzgar eşliğinde pazar keyfi. Mahallesinde rüzgar dindi dinmesine de ülkede şiddetli kasırga var, diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.